Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Bu arada arkadaşlar şöyle Instagram hesabımızı da gösterelim. Instagram hesabımıza da Instagram kullanan arkadaşları bekliyoruz. Şöyle kullanıcı adını da sizlere göstereyim. Şu şekilde yakınlaştırarak görelim arkadaşlar. Derya Bıyık alt tire oya ve dantel dünyası. Buraya da sizleri bekliyoruz. Şimdi hangi modeli yapacağız? Gördüğünüz gibi tam da o modeli açtım. Bunu arkadaşım, bey kız arkadaşım e, tasarlanmış. Ben de biraz değiştirdim. E, fıstık tekniğiyle yapılıyor ama biraz farklı. Şöyle görelim. Arkadaşımın elinden çıkan ilk model bu şekildeydi. Yani değiştirdim derken aslında biraz yaprağını değiştirdim. O 3 yapraklı yapmış. Ben 4 yapraklı yaptım bu şekilde şimdi bunun motifini yapacağız dediğim gibi Derya Bıyık Oya ve Dantel Dünyası Instagram hesabımıza da bekliyoruz şu şekilde sizleri de orada görmekten mutluluk duyarız arkadaşlar modelin ortasında serum halka kullandım ama serum halka kullanmak istemeyen olursa 8 veya 10 zincir çekerek elinizin sıkılığına göre eliniz çok sıkıysa 10 zincir çekin eliniz çok sıkı değilse 8 zincir çekerek de serim halkanın boyutunda halka oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimize geçelim. Serim halkada kullandığım en küçük boy serim halka. Bu şekilde. Motifimizi bir de şöyle canlı görelim. Motifimiz de bu arkadaşlar. Motifi yaptık ama eklemesini yapmadık. Eklemesini bir şekilde yapacağız sizinle birlikte motifindeki yapraklara uygun bir araç çimen yaparak yapmayı düşünüyorum eklemeyi de şimdi serim halkayı sanırım 16 tane sık iğne ile doldurmuştum ben serim halkanın içerisine giriyorum ipimi sabitliyorum 1 2 sık iğne ile serum halkamı dolduruyorum arkadaşlar 3 oldu 16 tane sık iğne ile doldurdum ilk başladığım sık iğneye battım ilmek aldım alabileceğim inşallah aldığım ilmeği diğer ilmekten geçirerek sabitledim şimdi burada 12 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Buradan 15 ve 16 tane ilmek çıkarıyoruz. Hafif ilmeğimi uzattım. Zincirin altından girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip sıkılayıp uzattım. 1. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Sıkıla uzat. 2. 3. Altından gir. ipin ucunu al. Dibinde zincir çek. Sıkıla ve uzat. 5. 6 7 8 9 10 11 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek sıkla ve uzat 12 13 14 ve 15 15 tane ilmeğimi topladım. Şu an hepsi tığımda. Şimdi ne yapıyorum? İpin ucunu alıyorum. İlk önce ilk ilmeğimi bir çekiyorum. Sonra ipin ucunu alıyorum. iki kapatıyorum. İpin ucunu alıp iki ilmek kapatıyorum. İpin ucunu alıp iki ilmek kapattım. İpin ucunu alıp iki. İpin ucunu alıp iki ilmek kapattım. Geriye ikişer ikişer kapatarak gidiyorum. Tunus tekniği. İpin ucunu alıp ikişer ilmek kapatıyorum ipin ucunu alıp 2 ilmek 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 2 ve son 2 ilmeğim şu anki işlemimiz budur Evet arkadaşlar geriye giderek topladık bu şekilde şimdi ne yapıyorum burada 2 zincir çektim dönüş yaptım bakın bunun dibine Şuradan ilmek batıyorum en dibine. Şu şekildeyim bakın. Bu şekildeyken dibindeki o zincire giriyorum. Zincir çıktığımız ilk noktaya ipin ucunu alıyorum. Buradan da alıp hepsini bir buraya kapatıyorum. Şimdi bakın bu ip böyle. Ben şöyle hemen dönüyorum. İpi de buradan alıp bir sık iğnesi yapıp düz yüzüne dönmüş oldum. Ben bunu bir kez daha yapıyorum. Bu tarafa atıyorum ipimi önden. Bir kez daha kapatıyorum. Daha güzel duruyor gibi Şimdi yandaki sık iğneye battım. Birinci sık iğnem. Bir kez daha göstereceğim. Yandakine battım. İki tane sık iğne yaptım. 12 adet zincir çekiyorum yine. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İlmeğimi uzattım. Alttan girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çekiyorum. Zinciri şöyle sıkılayıp uzatıyorum. 1 2 Alttan girip ipin ucunu al. Dibinde zincir çek, uzat. 4 Alttan girip ipin ucunu al. Dibinde zincir çek, uzat. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane ilmeğim tığda ipin ucunu aldım ilk ilmeğimi alarak yukarı çıktım kapattım ipin ucunu alıyorum iki tane ilmek kapattım ipin ucunu aldım 2 ilmek ipimi düğüm aldım. 2 ilmek. 2'şer 2'şer kapatıp geriye gidiyorum yine. 2 2 2 2 2 Evet, son ilmeğimi de kapattım. Bakın bu şekildeyim. Burada yine 2 adet zincir çekiyorum, dönüyorum. Dönünce arkadaşlar bakın. Şu dibindeki ilk noktaya batıyorum. Şu şekilde tığım içinde. Burada zinciri çıktığımız dibine. Bakın bu zinciri çıktığımız dibi batıyorum. Buradan ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum. Tekrar ipin ucunu alıp hepsini birden kapattım. Şimdi ipim arkada. Ben şöyle çeviriyorum ön tarafa. İp öne geçti. Bakın şöyle buradan alıp sık iğne yapıyorum. Burası da düz yüzümüz. Şimdi ben bu ipi bir kez daha buradan alıp bu tarafa atıyorum. Bakın bu ipi alıyorum şu aradan. Ön tarafından bir kez daha atıyorum dibini güzel kapatmak için. ipin ucuna bir sık iğnesi daha atıyorum. İkinci yaprağımız da böylelikle hazır oldu. Şimdi yandaki sık iğneye battım. Birinci sık iğnem. Yandakine battım. ikinci sık iğnem. Bir kez daha yapalım hep birlikte. Yine 12 adet zincir çekiyorum. Ilmeğimi uzattım. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat bir. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat iki. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. 13 14 ve 15 şu an 15 ilmeğim burada bunu biraz daha yavaş yapalım İpin ucunu alıyorum ilk ilmeğimi içinden geçirerek yukarı çıktım ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu aldım iki ilmek ipin ucunu aldım iki ilmek ipin ucunu aldım iki ilmek, aldım, iki, ilmek. i̇ki ilmek kapatarak geriye gidiyoruz tunus tekliği ile arkadaşlar 2 2 2 2 2 2 2 2 ve son 2. Burada şöyle 1 veya 2 zincir çekerek dönüş yapıyoruz. Bakın dibine buradaki ilk iki ilmeğin dibinden şöyle giriyorum ilmeklerim tığda bunun amacı da dipleri açık olmasın diye arkadaşlar şimdi bu noktada hemen şu zincirin dibine giriyorum bakın battım ipin ucunu aldım buradan çıkardım ilmeğimi ipin ucunu alıp buradaki bütün ilmeklerin hepsini birden kapattım şimdi Şöyle düz yüzüne dönüyorum. İpim de düz yüzüne döndü. Buradan ipin ucunu alıp bu şekilde bir sık iğne yaptım. Bu bir tane sık iğnele de olur ama ben ne yapıyorum? Bu ipi buradan aradan geçirip tekrar ön yüze alıp bir sık iğne daha yapıyorum dibine. Şimdi devamında ilk sık iğneme batıyorum serim halkı üzerindeki birinci sık iğnem ikincisine batıyorum ikinci sık iğne. Bakın bu üç yaprağı nasıl yapmış isek dördüncü yaprağı da aynı işlemle yapıp dönüyorum. Aynı şekilde son yaprağımda yaptım arkadaşlar. Şimdi yandaki sık iğneye girdim bir tane sık iğnesi yaptım 4 yapraklı motifimizin yaprakları hazır burada 1 2 3 4 5 zincir çekip kalan kısmını tam şöyle ortalıyorum seri halkanın battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekip buradan da yaprağın dibindeki sık iğne de kapattım Buraya iki tane yuva hazırlayarak bir zincir çektim ve ipimi kestim. Evet biraz meşakkatli bir model ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım motiflerini. Çok istek geldiği için çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya da yeşil yapraklarını yapacağız. Kamera karşısında ben birazcık motifleri biliyorsunuz ki büyük yapıyorum. Çünkü Rahat öremiyorsunuz köşenize çekildiğiniz gibi. O yüzden biraz büyük düşüyor yani. Şimdi bakalım ön yüzü burası. Buradan ilk yuvama girip yeşil ipimi burada sabitledim düz yüzümüzden. 3 adet zincir çektim. Başına bir alıp tekrar girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Başına iki aldım. Tekrar girdim, iki çektim. 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu noktada 5 zincir çekiyorum. Bu dibine, zincirimin dibine batıp kapatıyorum. Başına 2 alıp tek tek çekmiştik ya şimdi yine başına 2 alıp yuvaya giriyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. Başına 1 alıp yuvaya giriyorum. Önce 1 Sonra 2. Sonra 2. 3 zincir çekip yuvanın içerisine girip başını almadan kapattım. İlk yaprağımız hazır. Yandaki yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım. 3 zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 aldım. Girdim. Şimdi önce 1. Sonra 2 2 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Dibindeki hemen zincirin dibine tırabzanın tepesinden batıp kapattım. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2'şer 2'şer çektim. Başına 1 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2. Sonra 2 çektim. 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım bir de zincir çekip ipimizi kestik motifimiz bu şekilde Evet arkadaşlar motiflerimiz bu şekilde Haydi bakalım nasıl ekleyeceğiz hep birlikte görelim ben bu şekilde eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kendi yaprağıyla da uyumlu olsun diye. Sizler daha farklı şekillerde eklemeyi yapabilirsiniz. Şimdi ipimizi tığ batısına sabitliyorum. Yaprakları nasıl yaptım onu göstererek başlıyorum. İpimi tığ batısına sabitledim. Başına iki aldım. Hemen yanındaki tığ girip önce bir, sonra iki, sonra iki sonra iki sonra iki çekerek dibinde böyle bir yuva oluşturdum. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp oluşturduğum yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Burada 5 adet zincir çekiyorum. Buradan son trabzanı ve zincirin dibinden tepede 5 adet zincirimi kapattım. Başına iki alıp tekrar yuvaya dönüyorum. İkişer ikişer çektim. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. 1 2 3 zincir çektim burada. Yandaki tığ battıya girip kapattım. 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapattım. 2 tane tığ battı boşluğu verdim. Şimdi başına 2 alıyorum yine. Yandaki tığ battıya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekerek geriye yine bir yuva oluşturdum. 3 zincir çektim. Başına 1 alıp girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2. Başına 2 aldım tığımın. Yuvama giriyorum. 2'şer, 2'şer çekiyorum. Başına 2 aldım tığımın. Şimdi başına 2 alıp tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Dibinde 5 adet zincirimi kapattım. Başına 2 alıp girdim. 2'şer 2'şer çektim. Başına 1 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 3 adet zincir çekip yuvanın içerisinde kapattım 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ bat diye kapattım 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ bat diye kapattım ben bu şekilde model amaçla anlatıyorum iki tane yaprak yapacağım şimdi burada yaprağımızı ekleyeceğiz bir zincir çekiyorum iki tığ battı yaptıktan sonra oraya yaprağımı alıyorum motifimi Şuradan motifimin ucundan tutturdum yaprağının. Tekrar bir zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapattım. 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım. Yaprak kapattıktan sonra bir tane yaptım. Bu da ikinci. 2 İki tane tığ battı verip bir zincir çekip diğer yaprağın ucundan sabitledim. 1 zincir çekip yandaki tığ battığı girip kapattım. Bu şekilde yaprakların eklemesini yaptım. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battığıya kapatıp birinci aram. 3 zincir çekip yandakine kapatıp ikinci aram. Başına 2 alıyorum. Yandaki tığ battığıya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım yani arkadaşlar bunu daha fazla anlatmaya gerek yok video uzamasın Çünkü şuradaki yaprağın aynısını yapacağım iki tane yaprak yapıp yine ekleme yapacaktım Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz Bence gayet güzel oldu bu çimen motifin yapraklarıyla da uyumlu bir çimen elde ettik Evet arkadaşlar İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması bu şekilde. Dediğim gibi sizlere diyorum ya kenarma çekilip yaparken daha kibar yapabiliyorum. Ama bakın buradaki yuvalar bile aynı sayı olmasına rağmen büyük düştü. Çünkü kamera karşısında alan dar olduğu için şu kadar bakın bir karış bir alanımız var arkadaşlar. O yüzden biraz rahat yapamadığım için ama yapım aşamasını elimden geldiğince anlattım. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.